Hollanda'nın değirmenleriyle ünlü Zaanse doğru gidiyorum. Ben gitmek için treni tercih ettim ama Amsterdam Central'dan kalkan otobüslerle de gidilebiliyor. Trenle yolculuğumuz yaklaşık 17 dakika sürecek. Trenden sonra Zaanse ulaşmak için 10 dakika yürümeniz gerekiyor. Trenden inen kalabalığı takip ediyorum. Bu kalabalığın Zaanse gittiğini düşünüyorum. Bir zamanlar Hollanda'nın sanayi şehriymiş. Değirmenlerin hepsi sanayide aktif olarak kullanılıyormuş. Değirmenlerin bir kısmı hala sanayide kullanılıyor. Biraz sonra göstereceğim zaten. Her fabrikanın yanında bir değirmen var. Şu anda Zaanse şehrine giden köprü trafiğe kapandı. Köprü açılacak. Hala sanayi şehri özelliğini koruyor. Şu anda köprü açıldı ve üzerinde yüklerle bir gemi geçiyor. Gemi geçtikten sonra köprü tekrar kapandı ve biraz sonra trafiğe açılacak. Bir zamanlar yüzlerce değirmenin olduğu Zaanse şehrindeyiz. Burası Zan Nehri kıyısında kurulmuş bir kasaba. 18 ve 19. yüzyıl boyunca önemli bir sanayi bölgesiymiş. Değirmenlerde keten tohumu, boya, kereste ve yağ üretiliyormuş. Yolda gelirken de söylediğim gibi değirmenlerin bir kısmı hala aktif olarak kullanılıyor. Biraz sonra gezerken de göreceksiniz. Buradaki evlerin ve değirmenlerin büyük bir kısmı hediyelik eşya dükkanı, müze, kafeterya ve atölyeye dönüştürmüş. Ama hala evlerin bir kısmı özel konut olarak kullanılıyormuş. Zaanse'deki workshoplara katılabilirsiniz. Mesela şuradaki kafeye gidip kendi çikolatamızı kendimiz yapabiliyoruz. İçerisi mis gibi çikolata kokuyor. Bunlar kakao çekirdekleri. Çikolata kalıpları. Ve çikolatalar. Buradaki çaylardan ve çikolatalardan da alabilirsiniz. Çaylar 6,5 euro. Çikolatalar 4,5 euro. Çikolata likörü 10 euro. Çikolatadan bira olmaz demeyin. Buyurun çikolatalı Hollanda biraları. Hava çok soğuk olduğu için içerisi oldukça kalabalık. Biraz sonra ben de kendi çikolatamı yapacağım. Kendi sıcak çikolatanızı yapmak isterseniz 2,5 euro. Buradan kakaonuzu, şekerinizi ekliyorsunuz. Hazır sütler var. Onları da ekledikten sonra kasadan sıcak su alıyorsunuz ve sıcak çikolatanız hazır. İnsanlar akın akın Zaanse gezmek için geliyorlar. Zaanse adeta masal gibi bir yer. Değirmen şu anda aktif durumda ve girip siz içini gezebiliyorsunuz. Giriş 5 euro.
Bu değirmenin adı Dekat. Dekat kedi demekmiş. Değirmen 1645 yılında yapılmış. O zaman bir petrol fabrikasıymış. Sonradan boya fabrikası olarak kullanılmış. Şu anda da içine gezebiliyoruz. Değirmenin üst katına böyle dik bir merdivenden çıkıyoruz. İş ve çıkış biraz zor. Zor bir merdivenden çıktım ama bu manzarayı görmek için gerçekten değermiş. Mutlaka çıkmalısınız. Hiçbir değirmene bu kadar yakın olmamıştım. Burası da Zaansesans'taki Henry Willink çiftliği. Henry Willink, Hollanda'nın ünlü peynir markalarından biri. Bakalım neler varmış. Peynirlerini almadan önce tadına bakabiliyorsunuz. Bu mavi olan peynir lavantalı, mutlaka denemenizi, hatta almanızı tavsiye ediyorum. Yeşil peynirlerin içinde ne var diye merak etmiştim. Pesto varmış ve çok yakışmış. Zaansesans'taki Henry Willink çiftliğine mutlaka girmenizi tavsiye ediyorum. Buradaki peynirlerden almasanız bile tadına bakmalısınız. Hindistan cevizisinden fesleğenlisine, lavantasına, sarımsaklısına çeşit çeşit peynirler var. Ayrıca waffle standına uğramayı da unutmayın. Ve bunlar da Hollanda'nın klok denen meşhur tahta ayakkabıları. Burada hem bu ayakkabılardan oluşan bir müze var. Orayı gezebiliyoruz. Atölyede yapımını izleyebiliyoruz. Ve ayrıca hem giymek için hem de süs eşyası olarak takunyalardan alabiliyoruz. Thank you.
Zante Sansı gezmek için 3 saat ayırmanız yeterli ama vaktiniz bolsa bu şehre bir gün ayırabilirsiniz. Zante Sans videosunun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.